Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'dayız. Rise Online'da grup zindan olayı e, nedir? Bunu rehber olarak çekeceğim bu videoyu, onu söyleyeyim. Daha evvel bir grup zindana girmiştik, kabaca göstermiştik ama rehber tarzı çekeceğim. Grup zindan öncelikli olarak arkadaşlar her gün bir kez giriş hakkınızın bulunduğu ve minimum... 63 levelde girebildiğiniz bir zindan türüdür. Grup zindan adından da anlaşıldığı üzere e, partiyle girilen bir e, zindandır. Yani tek başınıza giremiyorsunuz. Ve grup zindana günde bir kez bir hesapla yani e, karakteriniz işte esas oynadığınız karakter sallıyorum şu an bu gördüğünüz 68 yançar bir daha var 65 misalen e, bununla girdiğiniz yan çarla giremiyorsunuz. Yani bir hesap altında 4 tane çarınız da olsa sadece 1 ile girebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir giriş hakkınız var. Her gece 12'de sıfırlanır. Yine bir güzel tarafı. Misalen 12'den önce grup zindana girdiniz. 12'ye 10 kala, 12'ye 5 kala, 12'ye 20 kala grup zindana girdiniz. Ama 12'yi 10 geçe, 20 geçe grup zindandan çıktınız. Ertesi günkü zindan giriş hakkınız da yanmıyor. Yani bir gün önce girdiğiniz zindan... O günün zindanı olarak sayılıyor ve bir 12'den sonra sıfırlandıktan sonraki zindana siz zindan içerisinde bile yakalanmış olsanız yani yeni zindan hakkınız tekrar devam ediyor. Dolayısıyla saat 12'den önce zindanları bitirmeye çalışın. Grup zindana girebilmek için minimum 63 level istiyor arkadaşlar. 63, 65, 68 ve 70 level olarak ayrı ayrı 4 çeşidi var yani zorluk seviyesi olarak en düşüğü. İzle olan 63 level en yüksek ise death modu 70 levelde giriliyor grup zindanlarda arkadaşlar e, bu şekilde zindana giriş levelleri ve girme mantığı bu grup zindana nasıl girici hani geldiğim ben oyuna işte atıyorum e, levelim e, 65 ama sallıyorum lunaskar tarafında veya protean tarafında bekliyorum nasıl gireceğim partiyi nasıl bulacağım diye soranlar olabiliyor burada artık oyunun bir klasiği var şuraya geliyorsunuz ben şu an buradan adam parti ara diyeceğim Parti kurdan şuradan Seking'i açacağım. Parti ara diyeceğim. Buradan da yazabilirsiniz. Artı 65 artı 68 yazacağım. ben 65 veya 68 ikisinden birine şu an ikisi de yani işime gelir. İkisinden birine parti bulup girmeye çalışacağım. İçeriye girdikten sonra grup zindanın oynanışıyla alakalı da bilgi vereceğim. Özellikle bu zıplamalı bölümler su altı bölümü buralarda geçişle alakalı ne yapılır veya geçeceğiniz yollar bazen şöyle ki panikleyip hiç alakası olmayan yerlere de zıplayabiliyor oyuncular. Görüyoruz e, grup da Çünkü grup sindanda herkesin geçmesi gerekiyor ekip işi. E, bunu kısaca bu videoda göstereceğim. Rehber tarzı olacak. Oynanıştan ziyade oynarken nelere dikkat etmelisiniz mantığıyla hareket edeceğiz. E, bunu şimdi içeri bir gireyim önce bir parti bulayım. Partiyi bulmak için bu arada e, Dead Valley'e geliyorsunuz. Akşamları genelde kesinlikle saat... 9'dan sonra 12'ye kadar 12'den sonra yenilendiği için keza gene 1'e 2'ye kadar çok rahat parti bulursunuz. Bunun dışında gün içerisinde de yine parti bulursunuz ama oyun artık 75 level açıldığı için e, burada artık yavaştan yavaştan yüksek seviyeler daha çok parti kurmaya başlıyor. Yani bir 63 level e, atıyorum bir ay sonra zor bulmaya başlayabilirsiniz partisi. E, dolayısıyla bir an önce levelinizi 65 ve üzerine çıkartmaya çalışın ki en azından ikinci seviye veya üçüncü seviye grup zindana atmaya çalışın kendinizi. Öyle ki şu an 70 kuranlar var. 68-65 kuran var çeşit çeşit. Ben şimdi bir gireyim. İçeride nasıl bir yol izleyeceğiz oradan devam edelim. Bu arada grup zindanı hani anlatırken yani nasıl bir yol izleyeceğiniz içeride geçme kısımlarında kolay yolları göstermeye çalışacağım ama şunu da belirtelim. Grup zindana neden gireceğiz diye soranlar da olabiliyor bazen. Grup zindan arkadaşlar özellikle düşük değilseniz ve 75 level geldikten sonra 2x'e çıktığı için hem solo hem grup zindanların eksleri şu an grup zindanda çok muazzam eks alıyorsunuz. Yani grup zindana ben şu an %29-72 ile gireceğim videonun sonunda muhtemelen yüzde yani 30 dersek şu an eksimizde yüzde %40 40'la çok rahat çıkmış olacağız ortalama. Güzel eksi var. Dolayısıyla düşük leveller için özellikle X bakımından çok çok iyi. Bunun yanı sıra grup zindan her zaman için drop şansınızın olduğu bir zindandır arkadaşlar. Grup zindanda normal kestiğiniz odalarda ilk odadan başlayıp son odaya kadar kestiğiniz bütün moblardan şansınıza parti sırasına göre herhangi bir drop alma şansınız var. Taka attığını da gördük. Herhangi bir item attığını da gördük. Normal sıraya göre. Yani partide ben ikinciysem o anda kutu sırası bende ise normal kestiğimiz moblardan böyle kutu gelebiliyor. Çok nadiren de olsa. Bunun yanı sıra bosslardan grup içerisinde 5 olması lazım ya da 6 boss var. Her bostan partideki her oyuncuya ayrı ayrı olmak kaydıyla. Yani parti sırasından bağımsız şansınıza dayalı tamamen partideki herkesin şansına dayalı kutu geliyor. Bu kutudan drop alma şansınız da var. Yani bosslardan bakarsınız 10 GB 20 GB item de alabilirsiniz. Bakarsınız üst üste boş da çekebilirsiniz. Ee, yine 3-5 emlik 10 emlik itemler de alabilirsiniz. Yani grup zindanın olayı hem X hem de drop kazanmak için önemli arkadaşlar. Şimdi içeri bir girelim. Parti kuruluyor. Geçme kısımlarına gelelim. Parti fullendikten sonra arkadaşlar 8 kişi olduktan sonra parti başkanı e, maceradan, zindan kısmından, oradan grup zindan sekmesinden içeriye partiyi sokuyor. Şu an içeri giriyoruz. Böyle bir uyarı geldiğinde leave kısmına tıklamıyorsunuz, yani bekliyorsunuz. Yukarıda sayı saymaya başlıyor. Bakın 109, 108 diye geri gidiyor şu an. İçeri çekecek. İçeriden devam edelim. İçeriye geldiğimiz zaman parti otomatik kuruluyor. Yani parti e, atması veya birinden parti gelmesi gerekmiyor. Geldiğiniz anda partiye giriyorsunuz. Burada ilk odada hostesiniz. Yine sapli merchant ve potçunuz mevcut. Repair gerekiyorsa, bir şey almanız gerekiyorsa buradan alın çünkü buradan sonra e, su olan odaya kadar, sulu kısma kadar başka bir repair veya e, banka yok. Şimdi burada modları temizleyeceğiz. Her odanın modları var. E, zaten girenler illaki bilecektir ama bilmeyenler için bu video olduğu için özellikle Şimdi burada ne yapıyoruz? Mobları keserken arkadaşlar üzerinize Mystic Mekanikal Part diye bir şey gelecek böyle kol gibi. O kolla şuraya gelip şurada F harfi yazıyor. Bakın buraya geldiğinizde üstünüzde o item gelirse buraya gelip F'ye bastığınız anda şurası kapı. Birazdan kapıyı açacağız. Şimdi bunları bir keselim bitirelim. Bölüm bölüm ilerleyeceğiz. Bu arada düzelteyim. Missing Bones olarak burada gelen. Missing Mekanikal Part bir başka odadakiydi. Burada gelen şu Missing Bones. Buradan F'ye bastığımızda bakın göstereyim şu an geldim. F'ye bastım. Bakın şu kapıyı şu an açıyor gördüğünüz gibi. Olay bu arkadaşlar. Üstünüze geldiği zaman bu kapıyı açabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer odalarda da göstereceğim. Şimdi biz bir kesip bitirelim şurayı. İkinci oda ogreler. Hemen e, zıplamadan ilk zıplamadan önceki moblar. Burada herhangi bir anahtar vesaire yok. Burayı direkt keselim zıplamaya geçeceğiz. Şimdi ilk zıplamaya geldik arkadaşlar. Burada e, eğer ki rogiye oynuyorsanız. Rush'la değil arkadaşlar daşla yani switle. Zıplayın, switch'siz zıplamayın. Ve zıplamak için ben ilk şu taşı seçiyorum. Sonra mouse'la seçe seçe bir önceki e, taştan itibaren aynı şekilde bakın izlediğim güzergah bu. Bir sonraki taş ve en son burası. Şimdi buraya zıplarken yanınızda adam olursa yani siz zıpladığınız anda önünüzde hemen bir önünüzde, hemen bir gerinizde adam olursa sizi geri aşağı atabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, ee, önünüzün arkanızın boş olmasına dikkat edin burada zıplarken ve önemli nokta SV ile yani daşla raşla değil eğer rogi yeseniz zaten rogi ye değilseniz de size sivit taş atan olacaktır. Benimiz ee, benim izlediğim yolu izlerseniz şu yoldan direkt geçersiniz tek tek zıplayın W ve ASD ile yön veriyorsunuz zıpladıktan sonra W ve ASD tuşuyla yön verebilirsiniz arkadaşlar çar havadayken W ve ASD ile yönlendirebilirsiniz mouse da bir sonraki sektiğiniz taşı tıklayıp öyle tıklayabilirsiniz ben öyle kolay tıklıyorum yani zıplayacağım taşa mouse ile tıklıyorum havada w a s d ile yön veriyorum karaktere o şekilde ben kolay yapıyorum siz ya bunu ilkinde geçemeyebilirsiniz bu arada ama belli bir oynamadan sonra yani bir iki 3 kez oynadıktan sonra el alışıyor korkmayın yani zamanla oturduktan sonra çok rahat e, geçebilirsiniz İlk başlarda biraz düşüyorsunuz bol bol ama oturuyor burada uzun süre üstünde durmayın taşların e, yani bu o havada asıl olan objelerin. Çok uzun süre üstünde beklerseniz sizi otomatik düşürüyor aşağıya. Bu şekilde burayı geçeceksiniz. Şimdi burayı temizledikten sonra ilk boss gelecek. Şurada çıkacak şu mobları kesince. Bir devam edelim bakalım. Arada bahsettiğim droplarda şu bakın. Mage Elder Chest düştü mesela birine sıradan. Hani bu şekilde bu moblardan drop atabiliyor. Ve grup sindanın ilk bossu bu arkadaşlar. Birinci diplomalı bölümden sonra ilk boss bu. Burada e, ilk bosu kesiyoruz. Kutudan da 32.5k paramızı aldık. Drop her zaman atacak diye bir kaydı yok onu söyleyeyim. E, oldu da burada siz öldünüz boz kesilirken arkaya atar sizi bilginiz olsun o yüzden ölmemeye çalışın. Şimdi buradan devam edelim ileride köprü var gene köprü nasıl açılıyor onu da anlatacağım. Bu kısma geldiğinizde ilk olarak partiyi takip edin ya sağ taraf ya sol taraf. Genelde sağdan ilk önce giriliyor sonra sol karşıya yani buradan çıkınca. Ee, burada da şu yürüyen çantalar var bunlar manyak manyak koşuyor bunlara sabit şekilde atak yapılmıyor. Ee, yani hareketli biraz bu moblar. Bunları da e, kestikten sonra köprü kısmına geçeceğiz. Sağlı sollu iki tarafı bitirdikten sonra arkadaşlar buradaki olay şuraya geliyoruz yani şöyle buraya geliyoruz bu tarafta durursak yukarı çıkacağız şimdi burada şu arka tarafta bakın iki tane dişli var buraya üzerinde anahtar olanlar yani şu missing mechanical part yazan Anahtardan gelen bu anahtarlar bu bölümdeki çantalı yaratıklardan düşüyor o üstünde anahtar olanlar gelip burada pedalları var bunun hemen orada F'ye basmanız gerekiyor F'ye bastıktan sonra zaten iki kişi yapacak bunu buraya kaldırıyorlar köprüyü ama şu an düştü köprü tam kaldıramadılar. Köprüyü kaldırdıklarında partinin kalan kısmı yani diğer 6 kişi e, bu da yukarıdaki boss'u kesmek için yukarıya çıkacak. Sonrasında boss'u kestikten sonra yukarı çıkanlar aşağı iner inmez aşağıya diğer 2 kişi partiden geçecek ve aşağıda bekleyenlerin kutu alması için köprüyü tekrar kaldıracak. Yani önce köprüyü kaldıranlar şu an aşağıda kaldı. Biz boss'u keseceğiz. Aşağı atlayıp tekrar köprüyü biz kaldıracağız. O bekleyenler çıkıp kutuyu alacak. Bir sonraki bölüme geçeceğiz. Bu odayı da tamamladık şimdi su öncesi son köprü yani sudan önceki son düzlüğe geldik arkadaşlar zıplamalı kısım şimdi burada da olay nedir şöyle biraz ekranı yukarı çekeyim space yazan iki kare var bakın önlü arkalı buraya partiden iki kişi önce gelip burada space yazan yerde zıpladığı zaman bakın taşlar kalktı taşlar kalktıktan sonra zıplıyorsunuz ilk taştan yine ben mouse'la bu arada direkt daldım boşluğa yine izlediğim yolu e, göstereceğim şimdi hangi e, kısımlardan atladığımı ona göre Şuradan bir de gitmeden CV'sini atayım. İlk şuradan zıplıyorsunuz. Sonra şuna zıplıyorsunuz arkadaşlar. Sonra hemen bir önüne. Yine şuna zıplıyorsunuz. Aynı şekilde buna. Sonra şu çapraz. Sonra şu. Ondan sonra şuna bir kere zıplayıp şu hemen önündekine bir adımla yürüyorsunuz. Sonra buna zıplayıp buradan devam ediyorsunuz. Şu sondakinde genelde çok düşüyorlar. Orada üst üste zıplamaya çalışıp buradaki güzergahı da böyle izleyeceksiniz. Devam edeceğiz. Bu arada karşıya geçen ilk iki kişi de yine Burada duruyorlar bakın şu an. Birisi önde birisi arkadaki karede. Burada da space yazar. Yani buraya geçen ilk iki kişi buradaki spacelerde zıpladığı zaman arkada bekleyenlerin bırakıp geçmesine imkan sağlıyor. Dolayısıyla buraya ilk geçenlerden biriyseniz geldiğinizde space'e zıplayın ve köprüyü ayakta tutun ki diğer arkadakiler de gelsin. Burada bir de dipnot vereyim arkadaşlar. İlk girdiniz 63 seviyedesiniz ve burayı zıplayamadınız. Bu olabiliyor. Hani ilk zıplama biraz daha buraya göre kolay. Görece ve e, kontrol amacıyla hani kontrol durumuyla alakalı. Burada oldu da geçemediniz. Yani parti sizi bekledi. 3 dakika 5 dakika zaman geçti. Siz sürekli daha ilkinden ikincisinden düşüyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Böyle bir durum olursa e, bazen şu olabiliyor. E, geçemiyorum deyip strese girip direkt çıkan olabiliyor. Ve tekrar girmiyor. Böyle yapmayın. Eğer ki e, geçemediyseniz köprüyü ve parti beklemediyse ya da beklediler biraz siz geçemiyorsunuz diye parti yürüdü devam ettiyse parti buradan devam ettiğinde bir sonraki odaya gelir yani şu odaya gelir. Burada e, yerde normal ex alınan yine bir 8-10 tane mob var onun dışında bir boss daha var. Buradaki boss'u kestikten sonra parti sizin karşıya otomatik olarak relok attıktan sonra ışınlanmanıza yarar. Yani geçemiyorsanız eğer köprüden atlayamıyorsanız elimde o kadar beceri yok daha alışamadım diyorsanız o zaman biraz bekleyeceksiniz partiden birine piyam atacaksınız karşı taraftan boz kesilince bana haber edin diye yazacaksınız. Boz kesilirken, boz kesildiği anda size haber edecekler. O anda e, oyunu görev yöneticisinden kapatıp tekrar girdiğinizde oyuna siz burada değil, arkada değil, direkt bu tarafta doğacaksınız ve yürüyüp gideceksiniz. Yani geçemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir bu geçme olayını da. Devam edelim. Oldu da köprüyü geçemediniz. Relok atacaksınız ve partiden biriyle iletişim kuramadıysanız arkadaşlar burada e, parti barı takip edin. Cam böyle zehirlendiği anda boz kesiliyordur. Anlayın ki boz kesilmeye başladığında herkes değil zehir yiyor. Ulan hıçkırık <laughs> tuttum sıra kalmayın. E, burada e, relok atabilirsiniz canlar değiştiğinde. O boss'u da kestik. Sudan önce son repair hostes. Buradan repair'inizi yapın suya atlamadan. Suda kontrol için arkadaşlar suya atlamadan önce mouse'u sağ basıp en tepeye çekin. Suya atla ondan sonra dikine dalın. Yani tepeye baktığında mouse tepeden çara baktığınızda Dive dalarsınız. İçeride kontrol de göstereceğim. Suya daldıktan da sonra da bu gördüğünüz mağaralar var. Bunlar rengi, dört renk var. Birine dalacaksınız. İçine girelim bir tanesinin. Oradan taş alacağız. Bu arada suda yönlendirme yapmak için de tepeden bakınca aşağı gider. Arkadan tam arkadan çara bakınca ileri doğru gider. İşte alttan şöyle tam baktığınızda yukarıya doğru gider. Bunları bu şekilde hareket ettirebilirsiniz. Kristal de şu arkadaşlar. Şunun yanına doğru ineceksiniz. Eğer ki hızlı hareket ediyorsa yavaş inerseniz sıkıntı olmayacaktır. Şöyle F'ye basıyorsunuz tam yanına geldiniz mi? Üstünüze Kristal gelecek ve bunu gidip yerine takacağız. Şimdi çıkalım aşağı doğru dalacağız buradan şimdi tekrar. Taşı aldıktan sonra ortaya geliyoruz. Topları takacağımız yer var. Şimdi buraya geldik. Burada moru takmışlar. Ee, yeşil takılı mı? Evet yeşil takılı değil. Şimdi yeşilin yanına geliyorum. Ee, yine mouse ile hareket ettireceğiz. Hızlı koşarsanız zor olur. Tepeden bakıp da F şekline denk getirecek şekilde yani F'ye denk getirecek şekilde basıyoruz. İlkinde kırdı. Şansımız yok. Devam edelim. 2 kırdıktan sonra bir daha takmaya çalışacaksınız. Yani kırıldığı anda ikinci taşı almanız gerekiyor. Son odadan önceki e, moblara gidiyoruz. Zindan burada bitiyor bu arada. Yani burada bitiyor derken artık bir geçecek ya da beceri geliştirecek, beceri isteyecek bir şey yok. Sadece mob keserek ilerleyeceğimiz kısma geldik. Bir diğer bossumuz da yani en son bosstan önceki boss da bu. Şimdi bunu keseceğiz. Şu karşı açılacak, yukarı çıkacağız. Kestik ve köprü açıldı. Şimdi yukarıya çıkalım, son bossumuzu keselim ve bitirelim. Son bossdayız arkadaşlar. Bunu keserken de dikkat edin. Ölmemeye çalışın. Oldu da ölürseniz sizi tekrar aşağı atar. Bir, so bir önceki odaya parti beklemezse eğer ki eksi alamazsınız. Dikkat edin. Son bossa yani geldiğiniz zaman ölmemeye çalışın. E bakalım drop alabileceğiz mi? Son boss ve kutuyu açtık. Para aldık. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.